Merhaba arkadaşlar. İnsan ya da hayvan fark etmez. Kral da olsak bazen mutsuz olabiliyoruz. Sizlere bugün ormanların, o büyük ormanların mutsuz kralından bahsedeceğim. O sabah ormanda nedeni bilinmeyen bir horultu varmış. Ormanın ihtiyar kralı sesin kaynağını bulmak için yola düşmüş. Nihayet bulmuş. Ses ormanın derinliklerinde bulunan ihtiyar kralın kendisine özel mağarasından gelmekteymiş. Aslan bütün cesaretini toplayıp mağaraya girmiş. Koca kral gördükleri karşısında gülmeye başlamış. Çünkü bütün torunları mağaraya dolmuş. Her biri bir yana serpilip uyumuş. İhtiyar kral bir kükremiş ki bütün yavru aslanlar hizaya gelmiş. Kral torunlarına burada ne yaptıklarını sorunca içlerinden bir tanesi şöyle anlatmış. Siz zaman zaman mağaraya geliyorsunuz. Biz de burada ne olduğunu merak ettik. Fakat buradaki duvarlardaki ağustos böceği ve kelebek resimlerinden başka hiçbir şey bulamadık. Dedeciğim, rica etsek bize burada ne yaptığınızı anlatır mısınız? İhtiyar aslan kral torunlarını toplayıp anlatmaya başlamış. Ben daha kral olmadan yıllar yıllar önce genç bir aslandım. Babam kral olduğundan ormanda her istediğimi yapardım. Bir dediğim iki olmazdı. Fakat bu durum kötüye gitmeye başladı. Çünkü artık hayatta yapmak istediğim hiçbir şey kalmamıştı. Ne istesem oluyordu. Artık her şeyden uzaklaştığım bir gün dere kenarında uyumaya karar vermiştim. Uykuya dalacaktım ama etraftan gelen bir ses uykuya dalmamı engelledi. Bir hışımla yerimden kalkıp şöyle seslendim. Hey! Hey! Kim var orada? Beni rahatsız etmekten çekinmeyen bu ses kime ait? Ses o anda kesildi. Etrafa iyice bakınca yaprağın ucunda duran ağustos böceğini gördüm. Böceğe doğru yaklaşıp konuşmaya başladım. Ben ki bu ormanların kralı olacak aslanım. Bu ormanda bu kadar neşeli olmak için bir değil hiçbir sebep bulamıyorum. Söyle bakalım sen nasıl bu kadar mutlusun? Çünkü hayattayım. Ağustos böceğinin cevabı beğenmediğimi anlamış olacak ki devam etti. Ben tam 17 yıl uykuda kalırım. Sonra hayata başlarım ve sadece 5 haftalık ömrüm vardır. İşte bu sebeple mutluyum. Ne yani? 5 hafta yaşıyorsun diye hayatındaki her şey iyi mi gidiyor? Tabii ki canımızı sıkan şeyler de oluyor. Fakat olayların iyi tarafından görmeye çalışmalıyız. Eğer ben 5 haftalık ömrüm var diye ağlayıp durursam 17 yıl boşuna beklemiş olurum. Zaman hemen geçiyor. Kıymetini bilmek lazım. Hayatın her anından zevk almak lazım. Gezip göreceğim çok yer var. Haydi kral, sağlıcakla. Ağustos böceğinin söylediklerini düşünürken neşeli bir ses daha duydum. Sesin geldiği yöne doğru dönecekken burnumun ucunda bir kelebek kondu. Burnumun ucuna bir kelebek kondu. Tabii kelebek konduğu yerin bir taş değil de benim burnum olduğunu anlayınca cılız kanatları korkudan tir tir titredi. Kelebeğin bu halini görünce dedim ki, eğer bana neden bu kadar mutlu olduğunu anlatırsan sana kızmam. Tabii ki anlatırım dedi kelebek. Bildiğiniz gibi biz kelebekler tırtıl oluruz, koza yaparız. Kozanın içinde sabırla kelebek olmayı bekleriz. Kozanın içindeyken sabretmek zor gelir. Ne de olsa sabır acı, meyvesi tatlı demişler. Sabrederiz ve ödül olarak dillere destan güzellikteki ki kanatlara sahip oluruz. Ardından kozadan çıkar, hayata merhaba deriz. Ömrümüz 15 gündür. Bu sebeple her anını güzel geçirmeye çalışırız. Ormanda bizim için büyük tehlikeler olsa da
Hayata iyi yönden bakıp mutlu olmaya çalışırız. Kelebek de uçup gittikten sonra sahip olduğum imkanları düşündüm. Ormanın kralı olacaktım. Her şeye sahiptim ama benden daha az imkanları olan Ağustos böceği ve kelebek gibi elimdekilerden tat almasını bilmiyordum. Her şeye kötü tarafından bakıp mızmızlanıyordum. İşte o günden sonra hayata güzel bakmayı öğrendim. Bu mağaraya da Ağustos böceği ve kelebeğin resmini çizdim. Ne zaman canım sıkılsa bu mağaraya gelip elimdeki imkanları hatırlayıp şükrederim. Mutlu olur. İhtiyar kral torunlarına kendi mağarasına izinsiz girdikleri için mağaradaki Ağustos böceği ve kelebek resimlerini boyama cezası verirken bu masalı okuyan herkes de elindeki nimetleri hatırlayıp şükrederek uykuya dalmış.